Konuştan herkese merhaba. Bu dersimizde 10. sınıfın 3. konusu olan dalgalar konusunu işleyeceğiz birlikte. Dalga hareketinde kullanılan kavramlar. Titreşim hareketi yapan pek çok cisim dalga kaynağı olarak davranır. Örneğin gitar teline vurulduğunda tel titreşim hareketi yapar. Telde oluşan titreşim teli saran hava moleküllerini titreştirir. Titreşimin ortamda iletilmesiyle dalga hareketi oluşur. Bakınız, ortam ilerlemez, titreşim ilerler. Yani enerji ortam tarafından iletilir. Dalga an dalga bu anlama gelir esnek bir ortamda oluşturulan şekil değişikliğine dalga bu değişikliğin ortamın tanecikleri aracılığı ile bir noktadan başka bir noktaya iletilmesine dalga hareketlenir. Esnek ortamlarda şekil değişikliğini oluşturan kaynaklara da dalga kaynağı denir. Bakın bu şekilde şu duvardan bir ucu sabitlenmiş bir yay var. O yay bu şekilde geriliyor. Bu uç kısmı yukarı aşağı aşağı yukarı hareket ettirildiğinde şu baş aşağı ve baş yukarı kısımlar oluşuyor. Bu tam bir dalga oluşmuş oluyor. Bunu her seferinde tekrar edersek bunlardan sürekli yenisini oluşturmuş olacağız ve buna da periyodik dalgalar diyeceğiz sevgili gençler. Tepe noktası bakın şurası ve burası da çukur noktası şu alt kısımda. Burada karşımızda dalgalar var. Bir dalga, şu tam bir dalga. Bu da tam bir dalga. Sonra bu da tam bir dalga. Şöyle ve tepe noktası ardışık olan iki tepe noktası arası burada da gösterelim ardışık olan iki tepe nokta arası dalga boyu anlamına gelir dalga boyu ne demek dalga boyu bir çukurla bir tepenin tamamına dalga boyu denir ve şu iki nokta arasındaki mesafe olarak gösterilir ve e, sembolü de lambda şu şekilde olacaktır aynı şeyi de çünkü ardışık iki çukur arası da yine lambda dalga boyuna karşılık geliyor gördüğünüz gibi ve genlik. Genlik de şimdi şöyle düşünün. Bu şuradan sabitlenmiş bir yay gibi düşünüldüğünde yayı gerdiğimiz zaman bu siyahla çizilen çizgi denge durumu. Bakın denge durumu. Yukarı aşağı aşağı yukarı hareket ettirdiğimizde tepeler ve çukurlar oluşmuş oldu. Bu tepeler için en şu en uzak noktanın bu denge durumuna uzaklığına genlik denir. Aynı şekilde çukur için denge noktasına en uzak olan noktasına uzaklığına daha doğrusu yine genlik denir. Periyot tam bir dalganın oluşması için geçen süreye periyot denir. Periyot dalga kaynağına bağlıdır. T sembolü ile gösterilir ve birimi saniyedir. Ne demek bu? Şimdi yayı gelmiştik ya şu şekilde. Bakın burada tekrar gösterelim. Buradan yayı çektik ve geldik. Yukarı aşağı, aşağı yukarı hareket ettirdiğimizde şu çukur ve tepe kısmı oluştu. Bunun oluşması için geçen süreye periyot diyoruz. Ve bunu 0.5 saniyede oluşturmuş olalım. Bir daha 0.5 saniye geçtiğinde bir tane daha oluşturmuş olduk. Yani bir saniyede iki tane dalga oluştu. Saniyede oluşan dalga sayısına da frekans diyeceğiz. Verdiğim örneğe göre frekans ne olmuş oldu? 2 olmuş oldu. Frekans kaynağın bir saniyede ürettiği dalga sayısına frekans denir. Bir dalganın frekansı dalga kaynağına bağlıdır. Kaynağın frekansı değişmediği sürece dalgaların frekansı da değişmez. Bir dalganın oluşma süresi kısaldıkça dalganın frekansı artar. Frekans V sembolü ile gösterilir. Frekans birimi saniye üzeri eksi bir veya hertz'dir. Hz şeklinde kısaltılır. Periyot ile frekans arasındaki bağıntı her zaman çarpımları bire eşittir. Az evvel bir örnek verdim. Tam bir dalganın oluşması için geçen süre 0.5 saniye olsun. E frekans ne olur bu durumda? 1 saniyede 2 tane oluşacağı için 2 saniye üzeri eksi 1 olur. 0.5 ile 2'yi çarptığımda sonuç gördüğünüz gibi 1 olmuş oldu. Eğer ben frekansı biliyorsam, periyodu arıyorsam periyot 1 bölü frekans demek. Ya da tam tersi periyodu biliyorsam, frekansı arıyorsam frekans eşittir 1 bölü t şeklinde bulunabilir. Atma ve periyodik dalga. Şimdi az evvel tekrar tekrar bunu söylüyoruz. Gelmiş bir yay var karşımıza bunu söylemiştik az evvel. Yine tuttuğumuz uç noktayı yukarı aşağı hareket ettirdiğimizde bakın ne oldu? Şu şekilde e, tepe olacak şekilde bir tane atma oluştu. Buna baş yukarı da diyoruz bu şekilde. Atma kısa süreli şekil değişikliği. Yani burada yukarı çektim aşağı indirdim bunu oluşturdum ve bu aynen gidiyor. Tekrar tekrar oluşturmuyorum. Tekrar tekrar oluşturduğumuzda dalgaları onlara periyodik dalgalar diyeceğiz. Yukarı aşağı bir kez hareket ettirilerek oluşturulan sarsıntı, kısa süreli şekil değişikliği şeklindeki gibi ilerler. Bu ilerleyen sarsıntıya atma denir. Burada ise bakın tuttuğumuz nokta yukarı aşağı, aşağı yukarı hareket ettirdiğimizde tam bir dalga oluştu. Şuna tam bir dalga diyorduk hatırlarsanız. Sonra yine tam bir dalga oluştu ve sürekli tam bir dalga oluşuyor. İşte buna da periyodik dalga diyoruz. Bir dalga kaynağı eşit zaman aralıklarında art arda dalga üretirse sürekli bir dalga hareketi oluşur. Oluşan bu dalgalara periyodik dalga denir. Şimdi bakınız burada bir şeyler göstereceğiz. Yukarı aşağı hareket ettirdiğimiz zaman ne oluşuyormuş? Baş yukarı atma oluşuyormuş. Gelmiş yer yay aşağı yukarı hareket ettirilirse baş aşağı atma oluşuyormuş. Şimdi uzanımdan bahsedeceğiz. Genlik neydi? Ee, en uzak noktanın denge noktasına olan uzaklığı, dengeye olan uzaklığına genlik demiştik. Genliği A ile göstereceğiz. Şöyle yazalım. Uzanım ise e, atma üzerindeki herhangi bir noktanın genliğe olan uzaklığına diyoruz. Bu da uzanım olmuş oldu. Genişlik ise e, denge durumunda denge durumu üzerinde e, atmanın şu noktasıyla diğer noktası arasındaki yatay mesafe şu an yatay üzerinde oluştuğu için söylüyorum. Düşey üzerinde olsaydı düşey derdik. Yatay mesafeyi de gördüğünüz gibi genişlik diyoruz. Uzanın atma üzerindeki bir noktanın herhangi bir andaki denge konumuna olan dik uzaklıktır. Genlik kaynaktan atmaya aktarılan enerjiye bağlıdır. Şimdi buradaki eli düşünelim. El yukarı aşağı hareket etti. Şu şekilde bir tane baş yukarı atma oluştu. Eğer el daha fazla yukarı çekip aşağı inseydi o zaman atma daha büyük genliğe yani sahip olacaktı. Ve bu durumda ne yapılmış olacaktı? Daha fazla enerji aktarılmış olacaktı. Çünkü daha fazla hareket ettirirsek o zaman bu atmaya kazandırdığımız enerji daha fazla olacaktır. Atmanın başlangıç ve bitiş noktası arasındaki uzaklığa denir. Ney? genişlik. Doğrusal ve dairesel su dalgalarının özellikleri. Burada bir su dalgası oluşturulmuş. Burası tepe olacak. Burası ise A ve C noktaları ise çukur olur. Su dalgası ilerliyorken su molekülleri hem aşağı yukarı hem de sağa sola hareket ederler. Yani dalganın ilerleme yönü ile paralel titreşim var. Aynı zamanda dalganın ilerleme yönüne dik olan titreşim var. Bu durumda hem enine hem boyuna e, dalga olmuş olur su dalgaları. Burada oluşturulan su dalgalarına paralel ışık düşürülüyor. Bu ışığın kırılmasına bağlı olarak ışığın kırılması şöyle ki e, bir Ortam e, kesti çizelim. Ortam kesti iki ortamı birbirinden ayıran çizgi demek. Burası hava, burası da su olsun. Havadan suya şu şekilde gelen bir ışık düşündüğümüzde bu ışık normal dediğimiz bir şeyden bahsedeceğiz. Bu sene 10. sınıfta bu normal. Bu ışık bu şekilde yolunda devam edeceğine havadan suya geçerken normale yaklaşarak kırılacak. Mesela, mesela ışığın kırılması derken bunu kastediyorum ve tepelerde tepelerin altında toplanacak şekilde ışık kırılır. Bu da tepelerin altının aydınlık olmasına sebep olur. Çukurların altının ise e, karanlık olmasına sebep olacaktır. Doğrusal su dalgalarının üstten görünümüyle devam edelim. Burada bir tane dalga leğeni var. Dalga leğeni su ile dolu ve üstten bakıyoruz. Bu da kaynağımız. Çubuk şeklinde bir kaynak düşünelim. Ve bu kaynakla şu şekilde vuruyoruz. Vurduğumuzda vuruyorken yani içeriye doğru batıyorken tepe kısmı çekerken de çukur kısmı oluşur oluşur doğrusal su dalgalarının bakın düz çizgi ile gösterildiğinde dalgaların tepe noktası belirtilmiş olur. Şu şekilde kesikli olarak belirtilen çizgilerde dalgaların çukur çizgileridir, çukur noktalarıdır. Ardışık iki tepe arası ya da ardışık iki çukur arasında ne demiştik? Bir dalga boyu demiştik. Bakın ardışık iki tane tepe arası bir lambda dalga boyu. Yine ardışık iki çukur arası bir lambda dalga boyu. Bu da ilerleme yönü olmuş oldu. Doğrusal e, su dalgalarının üstten görünümünü görmüş olduk. Dairesel su dalgalarının üstten görünümüne bir bakalım. Burada ise kaynak noktasal bir kaynak. Yani bu çubuğun uç kısmıyla bu sefer vuruyoruz. Bu uç kısmıyla vurduğumuzda şu şekilde dairesel dalgalar oluşur. Bu düz çizgiyle gösterilen noktalar tepe olacak. Kesikli çizgiyle gösterilen noktalar ise çukur noktası olacak. Çukur noktası ve ardışık iki çukur arası yine bakınız lambda kadar. Yine ardışık iki tepe arası yine lambda kadar. Bu doğrusal ve dairesel su dalgaları arasındaki en büyük farklardan bir tanesi de şu. Bakınız ilerleme doğrultusuna baktığınızda doğrusal su dalgalarına dik olacak şekilde yoluna devam ediyor. Burada da ilerleme doğrultusuna baktığınızda yarı çap doğrultusudur. Yani bu ilerleme doğrultuları bakın kaynağın vurduğu noktada kesişirler gördüğünüz gibi. Yani yarı çap doğrultusunda, yarı çap doğrultusunda bir yayılma söz konusu olacaktır. Sorumuz var bakalım neymiş? Derinliği sabit bir dalga leğeninde oluşturulan KLM doğrusal su dalgasının ilerleme yönü doğrusal engelle 55 derece açı yapmaktadır. Buna göre dalganın doğrusal engellerden tümüyle yansımış halini çizerek ilerleme yönünü gösteriniz. İlerleme doğrultusunu ışın gibi düşünebiliriz. Işın 55 derecelik açı yapacak şekilde bu engele çarpıyor. O zaman bu engelden yansıması engelle 55 derece açı yapacak şekilde olur. Ve buradaki açı 90 olduğuna göre ve üçgenin iç açılarının toplamı 180 derece olduğuna göre burası kaç derece olacaktır? 35 derece olacaktır. 35 derecelik açı yaptığına göre bu engelle ışık bu engelleri 35, 35 derecelik açı yaparak yansır. Ve hareket doğrultusunu bu şekilde ışın olarak düşündük ve böyle yansıttık. O zaman bunun üzerine atmayı çizecek olursak ne demiştik? Hareket doğrultusu atmaya dik demiştik. Önce K noktası şuraya geldi sonra buraya geldi ve buradan yansıdı. M noktası da buraya geldi, buraya geldi ve buradan yansıdı. Yani noktalar ters dönmüş oldu. Burası M noktası, burası da K noktası ve orta noktada L noktası olacak şekilde atmanın yansımış halini gördük. 35 derecelik, orsal engelli 35 derecelik açı yapıyor gördüğünüz gibi. Ses dalgası, ses dalgaları 3 boyutta yayılan boyuna dalgalardır. Mekanik dalga oldukları için boşta yayılamaz. Yayılmaları için maddesel bir ortam gereklidir. Titreşen cisimler etraflarındaki havayı da titreştirir. Bu titreşim sonucunda da ses dalgası oluşur. Bir bisiklet pompası düşünelim. İleri geri hareket ettirildiğinde ses oluşur. Pompanın pistonu Pompa içerisindeki havayı ileri geri hareket ettirerek sıkışma ve gevşeme şeklinde oluşan basınç değişimleri meydana getirir. Pompa içindeki havanın sıkışma ve gevşemesi sonucu oluşan basınç farkı ses dalgalarını oluşturur. Basınç değişimi nedeniyle oluşan boyuna dalgalar hava ortamında yayılarak kulağa ulaşır. Pompanın pistonu hareket ettirildiğinde yapılan iş pompa içerisindeki hava tabakasına enerji olarak aktarılır. Bu enerji de ses dalgaları ile yayılır. Bakın burada gördüğünüz gibi sıkışık ve seyrek bölgeler vardır. Yani ses dalgasını bu şekilde enine dalga şeklinde modelleyebiliriz. Aslında ses dalgası boyuna bir dalgadır. Yani bu şekilde bir enerji var ve bu enerji hava molekülleri tarafından iletiliyor. Sıkışık bölgeler enerji olarak düşünülebilir. Seyrek bölgelerde iletilen e, titreşim hareketlerinin olduğu bölge olarak e, düşünülebilir. Sıkışık bölgelerdeki enerji bakın bu şekilde kulağa iletiliyor. Yani ses bu şekilde iletilmiş oluyor. Ses dalgalarının farklı ortamlarda ilerlemesi Ses dalgalarının ilerleme hızı bütün mekanik dalgalarda da olduğu gibi ortama bağlıdır. Ortama oluşan taneciklerin sıklığı ve hareketliliği ses dalgalarının ilerleme hızını etkiler. Ses, katı ve sıvı ortamlarda havadakinden daha hızlı ve daha az enerji kaybederek yayılır. Ses dalgalarının ilerleme hızı katı ortamlarda en büyük, gaz ortamlarda ise en küçüktür. Ses dalgalarının farklı ortamlardaki ilerleme hızlarının büyüklük ilişkisi, Gazda en küçük dedik burada. Şu şekilde gösterelim. Sonra sıvıda ve en büyükte katıda olur hız. Mesela biz normalde filmlerde bunu görüyoruz. Ee, mesela bir trenin sesi ee, kişi bu şekilde ayaktayken yani normal treni duymaya çalıştığında duyamazken kulağını tren raylarına dayadığında trenin sesini duyabiliyor. Çünkü ses katı ortamda daha hızlı ilerliyor havaya göre. Çıkan bir ses var havada daha gelemedi ama... Raylar demir olduğundan dolayı, katı olduğundan dolayı daha hızlı ilerleyeceği için ses raylarda kulak e, sesi havaya göre e, demirden daha çabuk e, duyabilir. Aynı ortamda oluşturulan bütün ses dalgaları eşit hızla ilerler. Bakın ortam aynı. Ortamın sıcaklığının artması moleküllerin titreşim hızını arttırarak ses dalgalarının daha hızlı ilerlemesini sağlar. Yani sıcaklıkla hız doğru orantılıdır diyebiliriz. Şimdi ortama bakalım. Hava hava. Sıcaklık 0 santigrat derece, sıcaklık 20 santigrat derece. Sıcaklığı yüksek olduğunda ne dedik? Daha havanın daha hızlı ilerlemesini sağlar dedik. Ortam bakıyoruz öyle mi? Normalde 0 iken 331 metre bölü saniye hıza sahip ses havada. Fakat sıcaklık 20 santigrat derece olduğunda sesin hızı 343 metre bölü saniye oluyor. Yani 2 metre bölü saniye artmış. Demek ki bu deneysel verilerde bunu kanıtlamış oluyor. Su için baktığınızda sıcaklık arttıkça bakınız ...sesin ilerleme hızı da artıyor. Hatta 50 santigrat suda... ...1543 metre bölü saniye hızla ilerliyor. Yani çok hızlı. Ses dalgaları ile ilgili temel kavramlar. Sesin yüksekliği... ...frekans olarak tanımlanır. Köpeğin çıkardığı ses, kendini çıkardığı sesten daha kalındır. İnce sesi kalın sesten ayıran özelliğe... ...sesin yüksekliği denir. Sesin yüksekliği frekansla ilgilidir. Yani yükseklik artarsa frekans artar. Mesela şunu söylersek yanlış olur. Bakın sesimin yüksekliğini arttırıyor muyum? Hayır, bu değil. Orada şiddeti arttırıyorum. Yüksekliği arttırmak sesi tizleştirmek bu şekilde düşünebilirsiniz. Sesi frekansı artılırsa ses incelir ve yüksekliği artar. Frekans azalırsa ses kalınlaşır ve yüksekliği azalır. Şu an sesimi bakın kalınlaştırıyorum. Şu an ne oldu? Sesin frekansı azalmış oldu. Yüksekliği fazla olan ses ince, tiz ses. Yüksekliği az olan ses ise kalın, pes sestir. Ses dalgalarının frekansının birimi hertz'tir. İnsan kulağı frekans 20 hertz ile 20.000 hertz arasındaki sesleri duyabilir. Frekansı 20 hertz'ten düşük olan seslere infrasonik diyoruz. Ee, şeyde ise 20.000 hertz'ten yüksek olan seslere ise ultrasonik diyoruz. Ultrasonik ses. Frekansı denir. Ultrason cihazlarında ultrasonik sesler kullanılır. Şimdi burada iki tane diyapozon var. Birisi büyük, birisi de küçük. Aynı maddeden yapılmışlar. Buna vurulduğunda ve buna vurulduğunda çıkan seslerin frekansları karşılaştırılırsa, L'den çıkan sesin frekansı daha yüksek olduğu gözlenir. Çünkü çünkü molekül sayısı önemlidir burada. Molekül sayısı fazla ise titreşim daha az olacaktır. Ya da molekül sayısı az ise titreşim daha fazla olacaktır. O zaman K ile L'ye baktığımızda L'nin molekül sayısı da az olduğu için o zaman L'den çıkan sesin frekansı şöyle şuraya gösterelim. L'den çıkan sesin frekansı K'dan çıkan sesin frekansı daha büyüktür. Ortam aynı ortam ise bundan çıkan ve bundan çıkan sesin sesin hızları eşit olacaktır. Çünkü hız yalnızca ortama bağlıydı. Ses dalgalarının frekansı sadece ses kaynağının özelliklerine göre değişir. Bu nedenle sesin yayıldığı ortamın özellikleri sesin frekansını etkilemez. Bir telden çıkan sesin frekansı telin yapıldığı maddenin cinsine, teli gelen kuvvete, telin boyutuna ve kesit alanına bağlıdır. Bir nevi şu telin boyuna, kesit alanına ve maddenin cinsine diyoruz ya orada molekül sayısı önemli oldu. Gelen kuvvet de önemli. Kuvvet gerildiğinde daha büyük frekanslı ses çıkmasına sebep olacaktır. Bir telden çıkan sesi frekansını arttırmak için teli gelen kuvvet arttırılabilir. Telin boyu kısaltılabilir. Telin kalınlığı azaltılabilir. Bakın burada bir tane gitar var. Yukarıdan aşağı indiğimize dikkat ederseniz kalınlığı azalıyor. Yani tel inceliyor ki en alttaki teli vurduğumuzda tiz bir ses, ince bir ses duyuyoruz. En yüksek en yukarıdaki tele vurduğumuzda yani kalın tele vurduğumuzda ise bas bir ses duyuyoruz. Onun frekansı düşük. En alttaki ses, telden çıkan sesin frekansı ise en yüksek. Deprem dalgalarına geldik. Lef hareketleri, volkanik patlamalar ve çöküntüler yer kabuğunda kırılmalara neden olur. Yer kabuğundaki kırılmalar nedeniyle aynı bir şekilde ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde geçtikleri bölgeyi sarsması olayına deprem denir. Şimdi burada bir deprem görseli var. Ee, bakın şu nokta merkez üssü yani sismik dalganın yeryüzüne en kısa yoldan ulaştığı yerdir. Merkez üssü deniyor ya yine gündelik hayatta duyduğumuz kavramlar bunlar. Odak noktası ise depremin meydana geldiği noktadır. Yani şu noktada deprem meydana geliyor. Ona en yakın e üstteki en yakın nokta ise merkez üstü oluyor. Buradan oluşan deprem dalgaları yayılıyor. Sismik dalga depremin oluşmasına sebep olan enerji boşalmalarının oluşturduğu dalgalardır. Bu da gördüğünüz üzere kırılma yani fayat oldu. Evet. Şimdi depremlerin nasıl oluştuğu, deprem dalgalarının yer kabuğu içinde nasıl yayıldığı gibi deprem çalışmalarını yapan bilim dalına sismoloji nedir? Sismoloji alanında çalışan bilim insanlarına sismolog denir. Deprem büyüklüğü ortaya çıkan enerji ve kırılan yüzeyin büyüklüğüne bağlı bir ölçüdür. Deprem büyüklüğü sismografi adı verilen şurada gördüğünüz aletle ölçülür. Sismograftan alınan ölçümler ile depremin büyüklüğü Richter'e göre, Richter e göre belirlenir. Richter ölçeğinde deprem dalgalarının büyüklüğü 1 ile 9 arasındaki rakamlarla sıralanır. Bu ölçekte bir birim artış sarsıntıda 10 katlık artışa karşılık gelir. Mesela 5 ile 6 depremleri kıyaslandığında 5 depreminin genliği şurada A kadar olsun. O zaman 6 depreminin genliği 10A kadar olur. Yani 10 kat daha büyük bir depremle karşı karşıya kalmış oluruz. Geldik ödül sorumuza. Cevaplarınızı yorumlarda bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.